rekor kıran kira artışlarından önümüzdeki aylarda eski kiracılar da etkilenecek. Hala etkilenmedilerse şayet detaylarını anlatayım efendim. Kira artış oranları yıllık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Bu sebeple eski kiracılar şimdiye kadar kira bedellerinin geldiği uçuk seviyeden hani görece e, az etkilendi. Yeni kiracılar için kira artış oranı Mart ayında yıllık buçu bulurken Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜFE ortalamasına göre mevcut kiracılar için kira artış oranı Mart ayında %29,88'de kaldı. Fakat enflasyon durmuyor, tırmanmaya devam ediyor. İlerleyen aylarda enflasyondaki rekor artışlar sonrası kira artış oranının da %60'ları aşacağı, gelecek sene ise enflasyon düşerse şayet umalım ki düşsün. Yıllık tüfe ortalamasından dolayı kira bedellerindeki artış oranlarının %40-60'larda kalabileceği belirtiliyor. Bu sebeple önümüzdeki aylarda ev sahipleri ve kiracılar arasındaki mağduriyetlerin, tartışmaların daha da artması bekleniyor. Türkiye'nin en can yakan sorunlarından biri konut meselesi. Karnımızı doyuramıyoruz, barınacak yer yok. Daha temel hangi insani ihtiyaç var? Neye çözüm bulmuş iktidar 20 yılın sonunda? Şimdi çok büyük bir öfke var ortada. O öfkede bak yabancılar var. Her yer yabancı doldu. E kim doldurdu? Öyle tweetler atılıyor ki. Kim doldurdu? Onu sormak lazım. Kızılay hangi kuruma güveniyorsanız güveniyorsunuz sorusuna verilen ortak yanıtlardan birinin adı, adıydı Türk Kızılay'ı. Öyle bir kurum ki Cumhuriyet'ten eski. Türk Kızılay'ı o kadar yıprandı ve yıpratıldı ki ve siyasi tartışmaların da odağında Yıl başında çalışanlarına e, zam yapmış ama yöneticilere çok daha fazlasını yapmış. E, bakın yöneticilere ne kadar zam yapılmış, işçiye ne kadar zam yapılmış Kızılay'da. Kızılay yöneticileri kendilerine olağanüstü zamlar yaparken çalışanlara hiç zam yapmıyorlar veya %1-2 gibi çok küçük iyileştirmeler yapıyorlar ve bu da vicdanları sızlatıyor. Kızılay'da yöneticilere yüzde yirmi, çalışanlara %1 bir ekzam yapıldı. Kendilerinin maaşını %20 yirmi oranında yüzde yirmi oranında iyileştirirken işçilerin maaşını, çalışanların maaşını sadece yüzde bir iki oranında iyileştirmişler. Bu da aslında vicdanların kabul etmeyeceği bir şey. Kızılay'da sene başında tepe kadroya işçilerin iki katı yüzde 40 zam yapılmıştı. Üreticilerin böylesine bal tutan parmağını yalar anlayışıyla kendilerine zam yapması, kendilerine kepçeyle vermesi ama çalışanlara zam yapmaya gelince sadece çay kaşığıyla vermesi kabul edilemez. Enflasyonun altında zam alan çoğu sağlık çalışanı ek zam talep etti. Kızılay'da memnun olan yine yöneticiler oldu. İşçilerin maaşına yüzde bir düzeltme yapıldı. Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli, daha ilerisi için çalışacağız, mücadele edeceğiz. Özellikle son iki yılda Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve 6 yönetim kurulu üyesinin, 6 üst düzey yöneticinin 2,5 milyon liradan fazla da huzur hakkı aldığına dönük bilgiler var elimizde. Bunların doğru olup olmadığını soruyoruz ve bir an evvel cevaplanmasını bekliyoruz. Zam oranındaki uçurum meclise taşındı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlamasını istedi. 2022 başından bu yana yönetici kademesine hangi oranlarda zam yapılmıştır? Zamlardan kaç yönetici yararlanmıştır? Kızılay'da yönetici maaşları şu anda ne kadardır? Çalışanların maaşlarına hangi oranlarda zam yapılmıştır? Kızılay'da şu anda en düşük sağlık çalışanı maaşı ne kadardır? Geçen sene Kızılay Başkanının 13 kurumdan yönetim kurulu üyelerinin birden fazla maaş aldığı iddiaları gündeme gelmişti. Bir araya geldik. Allah'a hamd ediyoruz. Kızılay'dakine benzer bir düzenleme Türk Hava Yollarında da oldu. Yukarıdakilerin yüzü güldü, işçiler unutuldu. Aralarında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun'un da bulunduğu yönetim kurulu üyelerine fedakarlık yaptıkları belirtilerek günün koşullarına uyum gereği %190 zam yapıldı. Aylık 8678 lira olan huzur hakkı 25 bin liraya çıktı. Personelin maaşı sabit kaldı eğer birileri huzuruna huzur ekliyorsa ama milyonların huzuru kaçmışsa orada ne adalet vardır ne toplumsal barış, huzur hakkı. Şükürsüzlük diyor ya Cumhurbaşkanı Nereden Baktım Türk Dil Kurumu'nda şükürsüzlük diye bir tabir yok. Yani şükretmeme hali belki şükürsüzlük de denilebilir. Peki kabul edelim. Peki ya huzursuzluk o ne olacak? Huzursuzluğa ne olacak? Kanun hükmünde kararname ile işinden mesleğinden edildi. Emine Üzel Ahmadi artık yaşamıyor. Hayatını sonlandırdı. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genç öğretmenin ardında 4 aylık bir bebeğinin kaldığını duyurdu. Kanun hükmünde kararname ile mesleğinden ihraç edildi. Avukat Emine Üzel Ahmadi yaşamına son verdi. <laughs> Öğretmendi. Nidede çalışırken işinden edildi. Daha sonra radyoloji ve hukuk okudu. İstanbul'da avukatlığa başladı. Dört aylık bir bebeği vardı. Bayramın ilk günüydü. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter'dan duyurdu. Emine Üzel Ahmadi, Nide'den ihraç. Dört aylık bebeği olmasına rağmen kendisini asarak intihar etti. Neler yaşadı bilinmez. Cenazesi Karaman'da toprağa verildi. Kanun hükmünde kararnamelerle 134 bin kişi kamu görevinden ihraç edildi. İşlerine geri dönebilmek için OHAL komisyonuna başvuranlar da aradığını bulamıyor. %85'inden fazlasının başvurusu reddedildi. Adalet terazisini bozunca bu ülkede iktidar milyonlar hak, hukuk, adalet dediler. Bir araya geldiler, yürüyüş yaptılar hala bağırıyor milyonlar hak, hukuk, adalet diye. Yargının iktidarın arka bahçesi olmaması gerektiğini söylüyorlar. E işe gelince, işlerine gelince, keyiflerine göre yargının verdiği karardır biz bilmeyiz diyebiliyorlar. Değil mi? Maalesef. Dalga geçer gibi. Gezi davasında verilen kararlar hala konuşuluyor, tartışılıyor. Bakırköy cezaevine ziyarete gidenler oldu. Bayramın ilk günü. Çiğdem Mater için mesaj gönderenler oldu. Aynı zamanda Mücella Yapıcı içinde. Çiğdem Mater'den de bir mesaj var. Mücella Abla'dan da var. Mücella Yapıcı'nın yaş günüydü bu arada. Onu söyleyelim. Biz hep 72 yaşında olduğunu söyledik ama düzelteyim. 71 yaşına yeni bastı Mücella Yapıcı ve hepimizden daha genç ve dinç. Çiğdem Mater'in de mesajı şöyle. Desteğinizi duyuyor, biliyorum, var olun, çok iyiyim. Çünkü çok haklıyız diyor Çiğdem Mater. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçlamasıyla 18 yıl hapse çarptırıldı. 10 gündür de Bakırköy cezaevinde tutuklu. Twitter'da yapımcı Mater için Çiğdem Mater'e özgürlük ismiyle bir hesap açıldı. Kampanya başlatıldı. Mater'e gönderilen mesajların kendisine ulaştırılabileceği belirtildi. Hesapta Mater'le ilgili haberler de paylaşılmaya başlandı. Mater de cezaevinden bir mesaj gönderdi. Sesinizi, sözünüzü, desteğinizi duyuyor ve biliyorum. Var olun, çok iyiyim. Çünkü çok haklıyız. Bakırköy'den sevgiler dedi. Ee, hani bilerek geldi. Gelmeyebilirdi. Almanya'daydı, yapımcı... Çiğdem Mater geldi ve Bakırköy cezaevine koydular işte. E, ee, iyiyiz diyorlar. İyiyiz. Onlar iyi de aileler, aileler, aileler ister istemez üzülüyorlar. Halk TV'de yayınlanan ve beğenerek izlediğiniz kayda geçsin programının konukları arasında Gezi davası hükümlerinin aileleri vardı ve çok önemli bir şey rica ettiler. Çok önemli bir şey söylediler. Gezi Parkı direnişinde 2013'te iktidarda olan, iktidarın bir parçası olan, bakanlık yapan bazı isimler bugün muhalefet lideri. Onlar da bu davaya müdahil olmuş durumdaydılar. Müşteki olarak yer almışlar davada. Deva Partisi Genel Başkanı Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu. Ailelerin bir çağrı, çağrısı var. Davutoğlu'na ve Babacan'a. Şikayeti geri almanız çok önemli olacaktır. Sembolik ama önemli bir adım olacaktır. Ve bunun önünde bir engel yok diyor aileler. Kayda geçsin de bu çağrıyı tüm kamuoyuna yaptılar. Bir dinleyelim. Baba el altından bize haber yolluyorlar. Dışarı kaçmamız için ama biz gitmeyeceğiz dedi. Ve bu ülkede kaldı şimdi Sibiru'dalar. Geçenlerde Babacan'ın bir demecini dinledim. Çok kendinden emin vaziyette diyor ki benim hiç müracaatım olmadı. Onun için ben orduya yapmadım. Peki Ali Bey sizin müracaatınız olma, olmadı. Tamam inanıyoruz. Geri çekilme talebiniz var mı? Bunun önünde herhangi bir adli ve bürokratik engel var mı? Avukatınız götürsün dosyaya koysun. Ben müşteki değilim. Ben mağdur olmadım desin. Davutoğlu da desin. Can çok merhametli, çok e, yürekli. Küçüklükten beri öyleydi. Kavgayı sevmez, korkmaz. E,